Bir kez daha meslektaşlarımıza dönük bir saldırıyla uyandık. Çok sayıda gazeteci arkadaşımız, Jinnivs'te çalışan gazeteci arkadaşlarımız, Mezopotamya Ajansı'nda çalışan gazeteci arkadaşlarımız, serbest gazeteci arkadaşlarımız, yine Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı da dahil olmak üzere birçok arkadaşımız sabah baskınlarıyla evlerinden gözaltına alındılar. Kurumları basıldı, bilgisayarlarına, fotoğraf makinelerine, diğer dijital materyallerine el konuldu. Bu ilk saldırı değil elbette. Benzeri saldırılar daha önce de çokça olmuştu. Yine 90'lı yıllarda birçok arkadaşımız devlet içerisindeki güçler eliyle JITEM'le, Hizbul Kontra denen çete yapılanmaları aracılığıyla katledilmişlerdi. O günlerden bugüne özgür basın geleneği her şeye rağmen çalışmalarını, çabalarını aksatmadan sürdürdü. Bedeli ne olursa olsun bu çalışmalarda kendisine düşen tüm görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirdi. Ancak bu son saldırıda bir kez daha gözlediğim bir nokta var ki o da dikkat çekici. Doğrusu bunu da belirtmekte yarar görüyorum. Kürt basınına, özgür basınına dönük saldırıları normal göstermeye dönük bir çaba da var. Yani kendisini duyarlı gazeteci ya da duyarlı basın yayın kurumu olarak addedenler bile ya da işte Türkiye'de siyasal mecranın muhalif kanadında duran bazı kesimler bile eğer Kürt'e saldırı varsa, Kürt basınına saldırı varsa, Kürt medyasına saldırı varsa bu normaldir gibi bir tablo içerisinde değerlendiriyor, tepkisiz kalabiliyor. Aksine zaman zaman da iktidarın bu barbar uygulamalarına destekçi de olabiliyor. İktidarın hedefi tüm medyayı kontrol altına almak ve her şekliyle insanların sadece iktidar yanlısı medya üzerinden yalanlarla manipüle edilmesini sağlamaktır. Ama bunun karşısında özgür ve demokratik yayıncılık yapanlar, bunun karşısında özgür basının bir bileşeni olan meslektaşlarımız ise ağır şartlar altında mücadelelerini sürdürüyorlar. Ve tabii gazetecilik çalışmalarını sürdürürken de birçok baskıyla, saldırıyla karşı karşı kalıyorlar. İktidar bunları kriminalize etmeye çabalarken bu kriminalize etme çabalarını görmeden normalleşmesine destek verenlerin de artık hakikati görmeleri gerekir. Geçmişte her sessiz kaldıklarında iktidarlar daha çok güçlendiler, faşist uygulamalarına daha hız verdiler ve giderek birçok kesime saldırmaya başladılar. Yani artık hedefte sadece Kürt basını ya da Kürt gazetecileri yok. Hedefte sadece Kürt siyasetçileri, Kürt aydınları yok. Artık Türkiye'de faşizmin önünde duran ya da ya bana dokunmaz deyip sessiz kalmayı tercih edenler de risk altındadır. Eğer onlar yarınki gün iktidar yanlısı olmayacaklarsa iktidar herkesin tek tek evine gidecektir. Yapmak istediği asıl şey budur. Evet, Kürt basını, Kürt medyası, meslektaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız bu saldırılara rağmen susmayacaklardır. Katletmelere rağmen susmadılar. Aklınıza gelebilecek her türlü baskı, işkence ve zorbalığa rağmen susmadılar. Bundan sonra da susmayacaklar.